Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Diktat çalışmalarıyla devam ediyoruz. Bu çalışmamızda arkadaşlar, Die Länder, die Sprachen konusunu görüyor olacağız. Die Länder, hatırlarsanız önceki derste de görmüştük. Neydi? Ülkeler anlamına geliyordu. Ancak burada artı olarak Die Sprachen, yani lisanlar, diller anlamına gelen Die Sprachen ile birlikte görüyor olacağız. Bu çalışmamızda yine ne yapıyor olacağız? Tekrar bir hatırlatma yapmakta fayda var. Diktat çalışmalarında arkadaşlar, daha önceden görmüş olduğumuz konuları ne yapıyoruz? Düzgün bir şekilde, değil mi? Noktalamasıyla, virgülüyle, yazımıyla, işte büyük yazım, küçük yazım kurallarıyla doğru yazmayı görüyoruz. Öncelikle arkadaşlar, sizlere cümleleri okuyor olacağım dinamik bir şekilde. Onun ardından siz bunu görselleştirmeye çalışın. Mümkünse kağıda kaleme aktaralım, anlamaya çalışalım ve kağıda aktarmaya çalışalım. Bu okumaları yaptıktan sonra arkadaşlar tahta başına geçiyor olacağız ve nasıl yazıldığını kontrol ediyor olacağız. Ardından da artikülasyon çalışmasıyla devam ediyor olacağız. Hazırsanız başlıyorum arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar cümlelerin üzerinden geçiyor olacağım dinamik bir şekilde. Ardından tekrarıyla daha yavaş bir şekilde size bunları yazdırıyor olacağım. Başlıyorum arkadaşlar. Was spricht man in Deutschland? Man spricht in Deutschland Deutsch. In Italien spricht man Italienisch. In Griechenland spricht man Griechisch. In China spricht man Chinesisch. Man spricht in Frankreich Französisch. Man spricht in Russland Russisch. Şimdi arkadaşlar daha yavaş bir şekilde okuyor olacağım. Ancak şu hatırlatmayı da yapmak istiyorum. Lisanlar, diller Almanca'da arkadaşlar büyük harfle başlayabileceği gibi küçük harfle de başlayabiliyor. Bu sebepten her ikisi de doğru. Yani büyük de yazabilirsiniz. Küçük harfle de başlayabilir. Hazırsanız okumaya başlıyorum ve sizler de not almaya başlıyorsunuz. Was spricht man? In Deutschland? Fragezeichen. Fragezeichen, soru işareti. Was spricht man? In Deutschland. Man spricht in Deutschland Deutsch. Man spricht in Deutschland Deutsch. In Italien spricht man Italienisch. In Italien spricht man Italienisch. In Griechenland spricht man Griechisch. In Griechenland spricht man Griechisch. In China spricht man Chinesisch. In China spricht man Chinesisch. Man spricht in Frankreich Französisch. Man spricht in Frankreich Französisch. Man spricht in Russland Russisch. Man spricht in Russland Russisch. Dilerseniz şimdi tekrar dinamik bir şekilde yineliyorum. Siz de kontrolünüzü yapıyorsunuz. Was spricht man in Deutschland? Was spricht man in Deutschland? Man spricht in Deutschland Deutsch. Man spricht in Deutschland Deutsch. In Italien spricht man Italienisch. In Italien spricht man Italienisch. In Griechenland spricht man Griechisch.
In Griechenland spricht man Griechisch. In China spricht man Chinesisch. In China spricht man Chinesisch. Man spricht in Frankreich Französisch. Man spricht in Frankreich Französisch. Man spricht in Russland Russisch. Man spricht in Russland Russisch. Şimdi hazırsanız arkadaşlar tahta başına geçelim ve nasıl yazdığımızı bir kontrol edelim. İlk cümlemizle başlayalım arkadaşlar. İlk cümle bir soru cümlesi. Bakıyoruz. Was spricht man in Deutschland? Değil mi? Sprechen neydi arkadaşlar? Konuşmak demekti. Hatırlayın, bu düzensiz bir fiildi, öyle değil mi? Almanya'da ne konuşulur derken sprechen'i şöyle bir hatırlayalım. Nasıl çekimliyorduk? Ich spreche, du sprichst, er sie es spricht, wir sprechen, ihr sprecht, sie sie sprechen. Bunu nerede görmüştük arkadaşlar? Düzensiz fiiller konusunda görmüştük. Öyle değil mi? In Deutschland, Almanya'da. Buradaki man, daha önceden söylediğimi hatırlıyorum ama gene hatırlatmakta fayda var. Man bir genelleme yapıldığında düşünülmeli. Tıpkı er, sie, es gibi üçüncü tekille çekimleniyor. Dolayısıyla er, sie, es spricht denilirken man içinde spricht denilecek. Dolayısıyla Almanya'da ne konuşulur derken hani dil olarak ne konuşulur, değil mi? Bu durumda was spricht man in Deutschland sorusunu soruyoruz. Bakıyoruz. Man spricht in Deutschland Deutsch. Bakın ne diyor? Almanya'da Almanca konuşulur. Şimdi biz bu cümleyi şöyle de alabilirdik. In Deutschland spricht man Deutsch da diyebilirdik, değil mi? Tıpkı güzel Türkçemizde olduğu gibi neyi vurguluyorsak arkadaşlar ya da neyi vurgulamak istiyorsak cümlenin başına getiriyoruz. Almanca'da da bu böyle. Dolayısıyla dikkat etmemiz gereken şey şu. Eylem mutlaka ikinci pozisyonda olmalı. Onun haricinde dilediğim gibi diğer öğelerle ne yapabiliyorum? Oynayabiliyorum. Dolayısıyla Deutsch spricht man in Deutschland denildiğinde kulağa biraz sanki devrik cümle gibi gelse de aslında gayet doğru bir cümle olurdu. Yani o zaman ne demiş olurduk? Almanca Almanya'da konuşulur demiş olurduk. Dolayısıyla bu öğelerin yerlerini dilediğimiz gibi değiştirebiliyor muyuz? Üçüncü örneğe baktığımızda ne diyor? In Italian spricht man Italienisch. Bakın tam da burada az önceki yapmış olduğum örneğin, değil mi, farklı bir versiyonu. Sprechen yine, değil mi, ikinci pozisyonda. Ancak başa ne gelmiş? In Italian, yani İtalya'da İtalyanca konuşulur derken şöyle de diyebilirdik. Man spricht in Italien Italienisch. Ya da Italienisch spricht man in Italien'de pekala olurdu. Bu şekilde de olabiliyor. In Italien spricht man Italienisch. Yani İtalya'da İtalyanca konuşulur demiş oluyoruz. Demek ki ikinci pozisyonda sprechen fiilimiz var. Tabi elbette bunu ne yapıyoruz? Özneye göre çekimliyoruz. In Griechenland, neydi Griechenland? Yunanistan demekti. Öyle değil mi? In Griechenland spricht man Griechisch. Yani Yunanistan'da Yunanca konuşulur derken, değil mi? In Griechenland spricht man Griechisch. Dersin başında söylemiştim. Burada da söylemekte fayda var. Lisanlar, yani diller, küçük harfle yazılabileceği gibi büyük harfle de yazılabiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla hani buradaki bu güncellemeler her zaman Almanca'da söz konusu. Bu sebepten hani o en güncel halini mutlaka yakalıyor olmamız gerekiyor. Ama şu an itibariyle her ikisi de doğru. Demek ki in Griechenland spricht man Griechisch. Burada IE'nin yazımına mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet. Bir sonraki cümleye baktığımızda in China spricht man Chinesisch. China neydi arkadaşlar? Çin. Dolayısıyla Çin'de Çince konuşulur derken in China spricht man Chinesisch. Diğer türlü ne diyebilirdim? Chinesisch spricht man in China ya da man spricht in China Chinesisch'te diyebilirdim. Artık neyi vurgulamak istiyorsam cümlenin başına getiriyorum. Öyle değil mi? Sonraki cümleye bakalım. Bakın gene man ile başlayan bir cümle. Man spricht in Frankreich Französisch. Frankreich, Fransa. Französisch,
Fransızca. Dolayısıyla Fransa'da Fransızca konuşulur derken man spricht in Frankreich Französisch demiş oluyoruz. Demek ki buradaki man arkadaşlar bir genelleme söz konusu olduğunda, yani biliyorsunuz Almanca'da değil mi bir cinsiyetçilik var dil bilgisinde er, sie ve es. Ancak burada man kullanıldığında değil mi bir genelleme yapmış olduğumuzu zaten önceki derslerde de görmüştük. Demek ki man spricht in Frankreich Französisch, Fransa'da Fransızca konuşulur anlamına geliyor. Son cümleye baktığımızda arkadaşlar man spricht in Russland Russisch. Russland Rusya, Russisch değil mi? Rusça demek. Dolayısıyla Rusya'da Rusça konuşulur derken man spricht in Russland Russisch. Şöyle de diyebilirdik. In Russland spricht man Russisch ya da Russisch spricht man in Russland'da diyebilirdik değil mi? Şöyle bir toparlayalım arkadaşlar. Was spricht man in Deutschland? Demek ki Almanya'da ne konuşulur anlamı değil mi? Was spricht man in Deutschland? Man spricht in Deutschland Deutsch. Demek ki Almanya'da Almanca konuşulur değil mi? Man spricht in Deutschland Deutsch. In Italien spricht man Italienisch. İtalya'da İtalyanca konuşulur değil mi? In Italien ile ne yapmış oluyoruz değil mi? Vurguyu İtalya'ya vermiş oluyoruz değil mi? Ancak İtalyanca olsaydı vurgu nerede olacaktı? İtalyanca'da olacaktı. Bu durumda Italienisch spricht man in Italien diyecektik. In Griechenland spricht man Griechisch. Yunanistan'da Yunanca konuşulur. Ya da man spricht in Griechenland Griechisch. Ya da ne diyebilirdik? Griechisch spricht man in Griechenland diyebiliriz. In China spricht man Chinesisch. Çin'de Çince konuşulur değil mi? Chinesisch spricht man in China ya da man spricht in China Chinesisch. Bakın birçok varyasyonu var. Man spricht in Frankreich Französisch. Fransa'da Fransızca konuşulur ya da Französisch spricht man in Frankreich değil mi? Ve son örneğe baktığımızda man spricht in Russland Russisch. Demek ki Rusya'da Rusça konuşulur ya da Russisch spricht man in Russland ya da in Russland spricht man Russisch. Bakın birçok varyasyon söz konusu. Şimdi dilerseniz arkadaşlar bu görmüş olduklarımızı doğru bir artikülasyonla tekrarlayalım. Was spricht man in Deutschland? Was spricht man in Deutschland? Man spricht in Deutschland Deutsch. Man spricht in Deutschland Deutsch. In Italien spricht man Italienisch. In Italien spricht man Italienisch. In Griechenland spricht man Griechisch. In Griechenland spricht man Griechisch. In China spricht man Chinesisch. In China spricht man Chinesisch. Man spricht in Frankreich Französisch. Man spricht in Frankreich Französisch. Man spricht in Russland Russisch. Man spricht in Russland Russisch. Diktat çalışmamızın sonuna geldik arkadaşlar. Bu çalışmamızda die Länder, die Sprachen konusunu ayrıntılı bir şekilde doğru yazılımıyla görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.